Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para politikası kurulu toplantısına ilişkin beklentilerden bahsedeceğim. Bunun yanı sıra dolar, euro, altın ve herkesin de yoğun bir talebiyle beklediği gümüş fiyatları ile ilgili de bilgiler vereceğim. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale oranını %19 oranında bir süredir sabit tutuyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizlerin indirilmesi gerektiğine yönelik açıklaması sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan gelen piyasadaki erken gevşeme beklentisinin kalkması gerektiğine yönelik açıklama Türk lirası tarafındaki tansiyonu bir miktar azalttı. Ancak diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde %14,46 olarak öngördüğü yıl sonu enflasyon beklentisindeki yükselişinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın elini zorlaştırdığını söyleyebilirim. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yarınki toplantısına ilişkin beklentiler bekle gör politikası şeklinde şekillenirken politika faizinin beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğine işaret etmesi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz noktasında hala alanı olduğuna bizlere işaret ediyor. Kavcıoğlu'nun Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar ve 2023 yılında orta vadeli %5 hedefine ulaşıncaya kadar bu duruşunu koruması genel senaryoyu değiştirmezken önden yüklemeli bir faiz indirim döngüsünün de kapısını aralıyor. Diğer taraftan oluşan tansiyon ile tetiklenen kur riskinin de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafında atılabilecek aksiyonları bir miktar sınırladığını söyleyebilirim. Genel hatlarıyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın gerçekleştirilecek olan toplantısına ilişkin olarak beklentiler faizlerin sabit bırakılması yönünde yer alırken genel beklentiler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ilerleyen zamanda faiz indirim döngüsüne başlayacağı yönünde. Sonuç olarak başta enflasyonun genel görünümü olmak üzere ekonomik koşulların Merkez Bankası'nın gevşeme politikasını zorlaştıracağını söyleyebilirim. Yabancı kuruluşların kurum beklentileri de aynı benzerlikleri taşıyor. Goldman Sachs Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın önümüzdeki günlerde faiz indirim baskısı altında olduğunu daha fazla hissedeceğini belirtirken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 4. çeyrek itibariyle faiz indirimine gideceğini beklentilerini koruduklarını ifade etti. Fitch ise Türkiye'de yıl sonu enflasyonunu %15,5 olarak öngörürken Politika faizinin %17 olmasını beklediklerini açıkladı. Ayrıca kurum Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentisini aşağı yönlü revize etti. Morgan Stanley ise politika faizi ve enflasyonu düşünüldüğünde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirimi için alanının olduğunu dile getirirken turizm gelirlerinin kura vereceği destekle birlikte yılın 3. çeyreğinde faiz indirimlerinin başlayabileceğini belirtirken politika faizinin 2021 yılında 300 bas puan, 2022 yılında ise 400 bas puan daha indirilerek %12'ye çekileceğini öngörüyoruz açıklamalarında bulundular. Peki fiyatlamalar değişir mi? 18 Mart, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplantısında beklentilerin üzerinde alınan faiz kararı sonrasında meydana gelen Merkez Bankası değişikliğiyle faiz döngüsüne son verilmesi sonrasında Türk Lirası tarafında başlayan değer kaybı kısmi olsa da korunmayı devam ettiriyor. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakıp sözlü yönlendirme yoluna gitmesi durumunda Türk lirası kaynaklı tansiyonun pek fazla değişiklik göstermeyeceğini düşünüyorum. Burada en önemli ipucu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın gelecek dönem parasal gevşeme ihtimallerine yer vermeyeceğine bağlı olarak gerçekleşecek. Böylelikle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakması ve herhangi bir sinyal vermemesi durumunda Türk Lirası zayıf senaryonun korunmaya devam edeceğini söyleyebilirim. Dolar Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplantı öncesinde bir süredir devam eden Türk Lirası güçlenmesi kurda 8,30 seviyesine varan oranda geri çekilmeyi de beraberinde getirmişti. Bu seviyeden gelen dönüşle 8,50 Türk Lirası seviyesi üzerindeki hareketliliğini koruyan kurda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın gevşeme sinyali vermesi halinde yükselişlerin 8,60 direnci üzerine taşınmasını bekliyorum. Kurda bu seviye üzeri yükselişlerde ise 8,70 ve 8,80 Türk Lirası seviyelerini bir sonraki direnç noktası olarak görevini koruyor. Ancak olası aşağı yönlü realizasyona bağlı olarak 8,50 Türk Lirası'nın altında bir hareketlilik oluşması durumunda 8,40 ve 8,30 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim Dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise Türk Lirası tarafında yaşanılan kısa süreli değer kazanımı kaynaklı 10,05 seviyesine dek geri çekilen Euro Türk Lirası'nda fiyatlar tekrardan 10,35 seviyesi civarında dengelendi. Toplantıdan faiz kararı beklenmiyor oluşu Türk lirası taraflı tansiyonu tetiklerken karar sonrası yaşanabilecek yükselişlerde 10,40 ve 10,55 Türk lirası seviyelerini direnç seviyeli olarak kademeli bir şekilde takip ediyorum. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan gelebilecek olan güçlü bir sıkılaştırma vurgusu durumunda buna bağlı olarak oluşabilecek çözülmelerde ise 10,27 desteği ile birlikte düşüşler 10,15 ve 10 Türk lirası seviyelerine kadar yaklaşabilir. Gram altın tarafında ise dolar Türk lirası varlıklarında oluşan toparlanma ivmesine karşın ons altın kaynaklı gram altın fiyatlarında da yükselişler bir miktar zayıf kalıyor. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakarak piyasaları izleme moduna geçmesi sonrasında kurda yükselişlerin tetiklenmesi ihtimaline bağlı olarak gram altın tarafında da 515 Türk Lirası seviyesine yönelik yükseliş denemelerinin başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bu seviye üzerinde 525 ve 535 Türk lirası direnç seviyelerini kademeli olarak yakından takip ediyorum. Ancak Türk lirası tarafında yaşanabilecek bir güçlenme ihtimalinde ise 505 Türk lirası eşiği ilk destek noktası olarak kabul edersek bu seviyenin altında 495 ve 485 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları beni dinlediğiniz için teşekkür ederim